Çok kıymetli seyircilerimiz, ekran başına hoş geldiniz. Yine bir Evrensel Trafik programında sizlerle birlikteyiz. Bu akşam çok kıymetli konuğumuz ASOS Derneği Başkanımız Sayın Kadircan Gökalp Beyefendi bizlerle birlikte. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ ol. Başkanım hoş geldin. Hoş bulduk efendim. İlk önce bugünün anlam ve ehemmiyetiyle başlayalım. Bugün 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Ulu Önder Atatürk'ümüzün Türk milletine büyük önderi Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği bu anlamlı bayramda tüm milletimize sağlık, huzur, mutluluk, başarılar dileriz. Bizler Rabbim Atatürk'ün evlatları olarak onun açtığı yolda Türk milletine sadakatle, başarıyla, gayretle, milletimize layıkıyla hizmet etmeyi de bizlere nasip etsin inşallah. Bizler de zaten bu Evrensel Trafik Programı ekibi olarak bu yolda bir sosyal sorumluluk projesi olarak Çağrı Bey, Murat Bey ve birçok arkadaşımızla milletimize hizmet etmek için burada sizlerin karşısındayız. Ve her hafta olduğu gibi bu hafta da çok kıymetli konuğumuz var. Çağrı Bey, sizden de bir girişi alalım özellikle 19 Mayıs'la alakalı. Öncelikle herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Kısa bir böyle reklam arası gibi bir programımız ara vermiştik. Seçim çalışmalarından dolayı ama tekrardan sizlerle ekran başındayız. Sizleri özledik. Eminim sizler de bizleri özlemişsinizdir. İnşallah güzel bir yayın geçeceğinden, Kazım Hocam ve değerli başkanım tarafından güzel bir yayın izleyeceğimizden şüphemiz yok. Şimdiden iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. 10 Mayıs, 16 Mayıs Engelliler Haftası. Yani bir farkındalık haftası olarak aslında bizim bu mesuliyeti 365 günün her anında hissetmemiz gereken bu duyguyu senede bir hafta olarak sizlere armağan etmiş insanımız. Başkanım, biz Engelliler Haftası olarak bu haftayı sizlerle beraber hani kutlamak ya da farkındalık olarak özellikle birçok projelerde sizleri tanımak olarak biz de bugün dedik ki insanlarımızdan, milletimizle beraber sizlerin bu gayretlerinizi buluşturalım. Bu farkındalık noktasında biz de üstümüze düşen görevi yapalım. Bizler de sizlerle beraber milletimizin hizmetkarlarıyız. Önce Engelliler Haftası'yla bir kısacık alalım. Sonra sizi tanıyarak başlayalım. Tabii ki. Şimdi ilk etapta bize böyle bir program ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum TV1 ailesine. Ve 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Herkese kutlu olsun. Kutluyorum. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası. 10-16 Mayıs tarihlerinde Birleşmiş Milletler'e bağlı 156 ülkede aynı hafta içerisinde etkinlik yapılan bir haftadır. Buradaki amaç engellilerin sorunlarını dile getirmek, engelliliğin önlenmesini sağlamak, engellinin eğitimini yükseltmek, eğitim seviyesini gibi konular işler. Tabii bu konular radyo ve televizyonlarda, okullarda, seminerler, konferanslar yapılarak da halkın duyumuna verilir, sağlanır. Bilinçlendirmek amaçlıdır. Engellerle ilgili o hafta birçok etkinlikler, programlar düzenlenir. Başkanım, bu haftanın aslında bir proje haftası gibi daha akabinde de bunun bütün bir yıla yayılmışı ve büyük gayretleri var. Evet. Bunu da zaten kurumsal olarak sizler yapıyorsunuz. Ben özellikle biraz önce sizi tanıtırken ASOS Derneği Başkanı olarak yani açılımını izleyicilerimizin sizden almasını. Evet, çünkü onun ki her bir harfinin büyük anlam taşıdığı, içinde çok büyük gayretlerin, büyük emeklerin olduğu bir kurum. Sizden alalım bir ASOS ne derneğimiz? ASOS Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği'nin kısaltılması. Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği engellilere hizmet eden bir STK'dır. Engellilerle ilgili birçok etkinlikler yapan, birçok projeler yapan ve engellilerin sosyal hayata karışmasını sağlamak amacıyla kurulmuş, engelli arkadaşlarımızla birlikte kurduğumuz STK'dır. Yerimiz Esenyurt Mahallesi'ndedir. Eski Nura Has Mahallesi Muhtarlığı'dır. Buradan Melikgazi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür ediyoruz. Bize o yeri verdiği için. O yer bizler için çok önemli. Orada
biz birçok projeler ve etkinlikler yapıyoruz. Bunun yanı sıra o yerimize Kızılay Engelliler Birimi olarak da kullanıyoruz. Türk Kızılay Engelliler Birimi. Ve aynı zamanda Melikgazi Halk Eğitim Merkezi Engelliler Birimi olarak da kullanıyoruz. Yerimiz küçük ama yaptığımız işlevler çok büyük. Orada birçok işlevi yapıyoruz. Hem Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği, hem Türk Kızılay Engelliler Birimi, hem de aynı zamanda Melikgazi Halk Eğitim Merkezi Engelliler Birimi olarak faaliyetimizi orada göstermekteyiz. Sizinle bütün hemen... Bu arada ben bütün herkesi bir çay, bir kahve içmeye bekliyorum derneğimize. Yerimiz çok uygun, merkezi bir yerdedir ve ortam çok müsait. Tam parkın içerisinde yeşillik bir alan. Müsait olan herkesi derneğimize bekleriz. Tam ben oraya girecektim. Şimdi hem kendim sosyal medyayı çok iyi kullanırım. Biliyorum. Da. Ve malum Çağrı Bey biraz önce bahsetti. Siyasi gayretlerimizle beraber de sizlerin çalışmalarınızı yakinen takip ediyoruz. Ve bundan gurur duyuyoruz. Allah sizden bin kere razı olsun ve tüm emekçileriniz adına da biz size teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Bu burada en büyük gurur duyduğumuz üstünü hani dokunmadan geçmememiz gereken, aslında geçemeyeceğimiz de bir nokta. Devletimiz aynı hani pandemide nasıl ki dünya devletleri içerisinde en başarılı, en kutsal ananelerle o süreci atlatırken bizim devletimiz de şu anda engelliler noktasında, dünya devletleri arasında vatandaşına sahip çıkan, onun gerek tedavi sürecinde gerek adaptasyon, konsantrasyon, onun bakıcısı vesaire noktasında yani devletimizin hiçbir şekilde hafife alınamayacak büyük gayretleri ve fedakarlıkları var. Ki bu onlar için de hiçbir zaman uf demeden gayret üzerine mesuliyet ettiği büyük bir sorumluluk. Bundan alalım sizden. Şimdi efendim ben konuya şöyle başlayayım. Ben bir trafik kazası sonucu engelli kaldım. Engellinin E'sini bilmezdim. Etrafımda, akrabamda, arkadaşlarımda engelli yoktu. Ve uzaktan tekerlekli sandalyeli görürdüm. Onların hep doğuştan olduğunu zannederdim. Lakin bir sabah kalktım ki ben de engelli oldum. Yani Allah'tan başka kimse bilemez kimin ne olacağını. Şimdi benden önce engelli olan arkadaşlarımız var. 30-35 yıldır, 40 yıldır engelli olan arkadaşlarımız var. Biz o arkadaşlarımızla ben sohbet esnasında konuştuğumuz zaman bundan 25 yıl önce, 26 yıl önce kendileri şöyle anlatıyor. Biz diyor iki tekerlekli sandalyeli Cumhuriyet Meydanı'nda diyor sohbet ediyoruz diyor arkadaşlarımızla diyor. Konuşuyoruz diyor. Önümüzden geçenler bize diyor bozuk para atardı diyor. Ne kadar kalp kırıcı, ne kadar kötü bir olay değil mi? Fakat son yıllara baktığımız zaman özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bize o kadar çok şeyler oldu ki, o kadar çok önümüz açıldı ki, yani bütün engeller kalktı. Yani daha da en üst seviyeye çıkıyoruz ve çıkmaktayız da. Belediyelerimize bakın, şehrimize bakın. Yani eskiden tekerlekli sandalye bulmakta zorluk çekerlermiş, bulamazlarmış. Fakat şu anda her birinin birer ikişer tane tekerlekli sandalyesi var. Akülü sandalyeleri evet. Var. Artı engelli otomobilleri var. Devletimiz hak tanıyor. %50 neredeyse hemen hemen bir indirime veriyor. Yani öyle olunca önümüz çok açıldı. Engelli maaşları, bakım maaşları, otobüslerde belediyelere ait, devlete ait vapur, otobüs, metro, tramvay gibi toplu taşıma araçlarını ücretsiz ve hatta ağır engelli ise refakatçısı da ücretsiz binebiliyor. Biraz önce dediğim gibi araçlar belli bir oranda indirimli ÖTV ödenmeden alınabiliyor. Yani bir dediğimiz iki edilmiyor. Engelli olup da para almayan devlet tarafından maaş almayan yoktur. Bunun yanı sıra engelli kamu personel sınavları birçok engelli arkadaşımız devlet memuru evet. olmaya hak kazanmıştır. Yani eskiden bu oran çok az iken şimdi çok çok daha yüksek. Birçok kuruluşta
gittiğiniz zaman birçok engelli arkadaşlarımıza rastlayabilirsiniz, görebilirsiniz. Artık engelli arkadaşlarımız zavallı modundan çıkıp daha üst seviyelere, daha eğitimli, daha kültürlü bir düzeye gelmektedir. Önceden EKPSS'ye girenlerin oranı az iken, şimdi herkes, bütün engelliler üniversite okuyor. Çift üniversite, üç üniversite birden okuyor ki daha güzel yerlere gelelim, daha güzel yerlerde çalışalım diye. Yani bu da Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Bey'in önderliğinde olan bir şey. Burada da sağ olsunlar belediye başkanlarımız, hepsi de gerekeni yapıyor. Yollar, kaldırımlar vesaire, herkes, asansörler, rampalar bizlere uygun. Yani çok şükür çok iyiyiz. Daha da iyi olacağımıza ümit ediyoruz. Şöyle bir ekleme yapayım. Çok güzel değindiniz. Şimdi tabii ki yani doğuştan engelli olanlar var. Bir de sonradan engelli olanlar var. Hepsinin başımızın üstünde öncelikle yerleri var. Evet. KPSS sınavları, her türlü böyle devletin imkanlarını kullanabilmek çok güzel bir şey. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin önderliğinde de bu ciddi bir gelişim kaydetti. Kesinlikle. Ve böyle olunca da insanların kamu çalışanı olmak için engellilerin şevkle, zevkle çalıştığını görüyoruz. Ve evet, bütün kamu yerlerinde engelli gördüğümüz zaman ben şahsım adına mutlu oluyorum. Çünkü onlar da toplumun birer parçası ve tabii vazgeçilmez bir bütünlüğü. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak, Türk vatandaşları olarak genel kapsamda hepimiz bir puzzle'ın parçasıyız ve engellisiyle, engelsiziyle, bütün toplumdaki vatandaşlarla biriz. Bu noktada tabii ki sizin dediğiniz çok önemli. Size şöyle bir sorum var. Bunu duyunca da mutlu oldum. Ve hiçbir, şöyle bir söz var ya, engelsizsiniz diyor ya, cidden öyle. Erciyes Engelliler Kooperatifi diye bir şey duydum. Evet, doğru. Bununla ilgili bize biraz bilgi verebilir misiniz değerli başkanım? Tabii, kesinlikle. Erciyes Engelliler Kooperatifi, Sayın Valimiz Gökmen Çiçek Bey'in önderliğinde kurulmuş bir engelli kooperatifidir. Kendi branşımızda Türkiye'de ilkiz. Bizim kooperatifimizin yeri eski askeriye hastanesi, meteorolojinin yanında, tamam, eski askeriye hastanesinin içindedir. Sağ olsun Sayın Valimiz bize orada yer ayarladı. Orada bir atölye kurduk. Dikiş makineleri geldi. Biz engelliler, benim gibi tekerlekli sandalyeler, fiziksel engelli olan arkadaşlarımız, kumaşı anlamazken, kalıbı anlamazken, dikimi anlamazken biz onları, her birini öğrendik. Melik Gazi Halk Eğitim Merkezi tarafından kurslar açıldı. Oradaki hocalarımız bize nasıl yapılacağını işi öğrettiler. Biz ilk etapta peluş bebekle başladık eğitime. Bu peluş bebekler nedir? Asker, doktor, öğretmen gibi farklı branşlarda bebekleri oyuncak şeklinde, peluş şeklinde yapıp onların satışıydı. Buradaki amaç, Sayın Valimizin amacı, engellilerin sosyal hayata katılmasını sağlamaktı. Tabii ki biraz da maddi bir kazanç elde etmesini sağlamak. Fakat biz onu yaparken asrın felaketi, deprem olayı oldu. Evet. Biz nasıl yapalım filan, bebekle mi yapalım filan derken arkadaşlarımızla düşündük ve dedik ki biz depremzedelere yardım etmemiz lazım. Ne olursa olsun dedik. O karda kışta bütün engelli arkadaşlarımızla, 15 kişi kadar varız biz orada engelli çalışan, atkı ve bere yaptık. Ve arkadaşlarımızın hepsi gönüllülük esasına göre çalıştı. Hiçbir ücret vesaire almadılar. Ve bu atkı bereleri Kahramanmaraş'a Sayın Valimize teslim ettik. Daha sonrasında Sayın Valimize sorduğumuz zaman ne yapmamız lazım, biz hizmet etmek istiyoruz, ne yapalım dedik. Kendisi ceket yapmamızı, ceketin burada ihtiyaç olduğunu söyledi. Ve biz de Polar'dan ceket yapmaya başladık. Ve o ceketleri de bitirdik. Tabii bu arada işi öğrendik. Nasıl dikiliyor, fermuar nasıl yapılır, kalıp nasıl çıkarılır, kumaş nasıl kesilir vesaire. Bu ceketleri de bitirdik. Bu sefer Adıyaman'a Sayın Valimize teslim ettik. Şu anda da orada engelli arkadaşlarımızla birlikte değişik ürünler tekstil üzerine yapmaktayız. Bu ürünler nedir? Çanta, atkı, bere, ceket, tişört, mutfak önlüğü, buna benzer
giyim veya ev tekstili üzerine çeşitli ürünler ortaya çıkarıyoruz. Hatta bu pazartesi, salı ve çarşamba günleri bütün Kayseri'deki kooperatifleri dahil olduğu bir fuar açılacaktı. Kayseri Kalesi'nin içerisinde. Saat 14'te protokolümüzün de katılacağı bir açılış olacaktır. Oraya da bütün halkımızı davet ediyorum. Saat 14'te bu pazartesi günü bekliyoruz efendim. Bizim de orada bir standımız olacak. Yaptığımız ürünleri orada sergileyeceğiz. Sizler de aramızdan görmekten mutluluk duyarız. Şimdi şunu da belirteyim. Sayın Valimiz Kayseri'ye gelmeden önce bildiğim kadarıyla 4-5 tane kooperatif vardı. Şu anda neredeyse 30 tane Sayın Valimizin önderliğinde Kayseri'de kooperatif açıldı. Hemen hemen, yani hemen hemen demeyeyim, bütün ilçelerde kooperatifler, kadın kooperatifleri var. Evet. Ve bunlar her biri çok güzel ürünler yapıyorlar. Farklı farklı branşlarda. Yiyecekten tutun, kilim vesaire, buna benzer ev tekstili gibi ürünler çıkarıyorlar, imal ediyorlar. Ya onlar da pazartesi günü eğer gelirseniz her birinin yaptığı ürünleri görmüş olursunuz. Peki şunu da diyeyim. Madem böyle güzel çalışmalarınız var efendim, başarılar da diliyoruz. Teşekkür ederim. Evrensel trafik ekibi olarak da elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Cezaevi mahkumlarının adliyenin içerisinde bir satış ofisi var. Evet. Ve çok da güzel ürünler satıyorlar. Gidip gördünüz mü hani böyle bir inceleme fırsatınız bulundu mu? Çok güzel orijinal ürünler yapıyorlar. Ellerine kollarına sağlık. Sizler de böyle Sayın Valimiz sağ olsun. Kendisine de buradan saygılarımızı iletiyoruz değil mi Kazım Hocam? Çok emeği var. Sözün bana gelmesini bekliyorum. Valimizle alakalı. Ona şükranlarımızı, teşekkürlerimizi, yani anlatılacak kelimeler kifayetsiz. Kesinlikle. Kendisinin bu şehre gelirken ki onu uğurlayan insanların, o hep muhteşem insanların gönül yüreğinden döktüğü gözyaşlarını izlerken, gelişiyle beraber o günden bugüne kadar şehrimize kattığı sinerji paha çok biçilmez. İnsanın güvenliği, sağlığı, eğitim, sosyal ve kültürel her yönde, manada. Her yönde. Böyle bir mağaza açın lütfen. Yani biz en büyük destekçileriniz oluruz. Çünkü çok güzel bir sosyal sorumluluk projesi olur bu. Kesinlikle. Asos Derneği adına böyle güzel bir satış mağazası. Çünkü dernek adına değil de kooperatif adına değil. Dernek kooperatif adına da olabilir. Doğru. Evet. Yani şöyle olabilir. Bu noktada tahminimi söylüyorum. AVM'ler kırmaz. Birçok yer bu noktada size kapı açabilir diye düşünüyorum. Bir stand dahi başlansa böyle bir stand çok güzel işler bence. Biz biraz önce bahsettiğiniz Yeşilay Başkanımız Mehmet Çiftçi Bey'i biz burada ağırladık. İnşallah yakın bir zamanda biz ona kendisiyle burada çok hoş bir enstantinde bir proje geliştirdik. Sizin onlara dedik ki biz Çağrı Bey'le Evrensel Trafik ekibi olarak sizin tanıtım, basın ve noktasında biz sizle gururla sizi temsil etmeye ve size hizmet etmeye her zaman açığız. Evet. Her zaman sizinle beraberiz. Sizin de bütün projelerinizde basın noktasında, program noktasında, hatta ekstra programlar noktasında, gece gündüz her türlü dış çekim, iç çekim fark etmez. Her türlü size hizmet etmeye, sizin kitlenize, sizin üyelerinize, sizinle beraber olan herkese gönül birliği etmeye biz her zaman açığız. Bu noktada bu gayretler bizi evrensel çarşamba günü ziyaret edelim başkanımıza. Bir çayını içelim. Hem de buradan pazartesi fuarı şeye gelin, kalenin içine gelin. Tabii. Pazartesi. Tamam, o zaman bir derneğimize tabii, gelelim. Kesinlikle orada. O çarşamba günü ayrı olarak Kazım Hocam müsaitseniz siz de. Tabii çok memnun oluruz. Pazartesi sizle beraber oluruz ve her zaman bütün projelerinizi de buradan duyurmaya, buradan sizle beraber paylaşmaya her zaman büyük sizle bu yolda yoldaş olmaya hazırız. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İş ortağı siz olarak. Her zaman yanımızdasınız. Onu biliyoruz. Bilincindeyiz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sizin gibi bilinçli insanlarımız gerçekten çok fazla. Özellikle Kayseri'mizde çok fazla. Evet. Yani şehrimiz gurur. Yani biz gurur duyuyoruz. Evet. Şimdi bunun yanı sıra Haziran ayı içerisinde de Kadir Has fuar alanı içerisindeki yerimizde bir fuar düzenlenecek. Bu fuarda da 10 gün sürecek. Zannedersem 15 Haziran'da başlayıp 25 Haziran'da bitecek. Tam tarihin net bilmiyorum ama ya da 16 Haziran'da başlayacak. Hı hı. O tarihler içerisinde de yine kooperatifler olarak bizler de orada stand açacağız. Şimdiden onu da duyurumsunu yapmış bulunmaktayım. Evet, bu da bize nasip oldu. Bu da bizim için büyük bir gurur. Aynen. Sağ olun. Başkanım, biz biraz da sizin hikayenizle devam edelim. Ve ondan sonra insanların hani burada merak ettiğimiz özellikle trafik noktasına baktığımızda hepimiz bir engelli adayı olduğumuzu biliyoruz. Kesinlikle. Hani kimi doğuştan dediniz, kimi sonradan ama bizler hepimiz şu anda bir engelli adayı olduğumuzu
bunun için birkaç saniyenin bile fazla bir zaman olduğunu biliyoruz. Çünkü inançlı insanlarız. Lakin biz bu durumda öncesi alınacak tedbirler ve sonrası adaptasyon noktasında. Önce sizi tanıyarak başlayalım. Tabii ki. Efendim ben Kadircan Gökalp. Kayseri doğumluyum. Kayseriliyim. Ve dediğim gibi ben engelin neyesini bilmez iken bir sabah kalktım ki ben de engelli oldum. Trafik kazası sonucu engelli oldum. Arabamızın ben uyuyordum. Emniyet kemeri takılı değildi. Ve arkadaşım kullanıyordu aracı. Arabamızın takla atması sonucunda ben camdan dışarı savrulmuşum. Ve öylelikle omurgam kırılmış ve omurilik felci olmuşum. Gözümü yoğun bakımda açtım. Neresi burası dedim. Yoğun bakım. Var mı bir şey? Bacaklarınız dediler. Ben de dedim ki kırık çıkık nasıl? Bir hafta 10 günden kalkarız diye düşündüm ama olay öyle değilmiş. Daha sonradan tabii tekerlekli sandalyeye adapte olduk, alıştık. Ve 15 yıldır bu şekilde hayatımızı idame etmekteyiz. Ama bunun yanı sıra tabii ki hayat devam ediyor. İnsanın kendisiyle barışık olması lazım. Küsmemesi lazım hayata. Hayata sıkı sıkı tutulması lazım. Biz de o şekilde yaptık. Ve birçok projeler, birçok etkinlikler yaptık. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun Kayseri İl Temsilciliğini yapıyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı. Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği'nin genel başkanlığını yapıyorum. Türk Kızılay'ın Engelliler Birim Başkanlığı'nı yapıyorum. Erciyes Engelliler Spor Kulübümüz var. Erciyes'te. Orada Türkiye'de ilk defa engelliler kayak takımını oluşturduk. Kayak yapıyoruz. Aynı bizim gibi tekerlekli sandalye var. Fakat tekeri yok, aparatı var. Kızak var. Onunla teleferikle çıkıyoruz. Elimizde aparatlarla kayarak iniyoruz. Ve Avrupa'da Kayseri'yi, Türkiye'yi temsil etmek istiyoruz. Yamaç paraşütü yapıyoruz, yelken yapıyoruz. Tabii bunun yanı sıra birçok masa tenisiymiş, yüzmeymiş, haltermiş birçok branşlarda engelli arkadaşlarımız sporlarını yürütüyor. Ampute futbol, biliyorsunuz dünya şampiyonluğumuz var ampute futbolda. Bunun yanı sıra Erciyes Engelliler Kooperatifi Başkanlığını yapıyorum. Yani sosyal faaliyetler çok fazla. Yürüttüğümüz olay çok önemli bir olay. Engellilerin hayata bağlanması, sosyal hayata bağlanması, evlerinden çıkması. Öyle arkadaşlar tanıyorum ki bırakın evlerinden, odalarından çıkmıyorlar. İnternet ortamından gözünü başka hiçbir şey görmüyor. Onların hayata karışmalarını istiyoruz. Gelsinler bizimle beraber olsunlar. Birçok etkinlikler yapıyoruz. İnsanlar bizimle beraber olduğu zaman çok mutlu oluyor. Onları da aramızda görmek isteriz. Yani hayat bir şekilde devam ediyor. Kimin ne zaman ne olacağı belli olmaz. Ama biz koşturmaya devam ediyoruz. Hayata sıkı sıkı tutuluyoruz. Asla vazgeçmek yok. En üst seviyeler gelene kadar engelleri çıkartmak için ve bütün önümüzdeki engelleri aşmak için savaş veriyoruz. Şöyle bir şey yapsak sizinle değerli başkanım. Şimdi biliyorsunuz Kayseri'de kültür yolu dediğimiz Kayseri'mizin kültürel miraslarını, evet. Hunat Camii olsun, işte o medreselerimiz olsun, Hunat Hatun Medresesi, bir yol güzergahımız var. Ve bu hem o dönem belediyede çalışırken Kazım Hocam, o zaman Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Öseseki'ydi, kendisine saygılarımı sunuyorum. Onun en çok önem verdiği kültür yolunda engelli yolunun kurulmasıydı. İlk öyle başladı biliyorum, bu proje. Biliyorum. Ve bununla ilgili o dönem Türkiye Belediyeler Birliği'nin kendisi de başkanlığını yaptığı için Kayseri'de bir böyle bir organizasyon gerçekleşmişti. Biz evet. de sizin derneğiniz evrensel trafik ekibi olarak böyle bir o bölgeleri Kazım Hocam gezip tanıtabiliriz. Hatta belki değerli genel yani. Yayın yönetmenimiz Doğan Havur Bey de bu noktada kendisi onay verirse yayını canlı bir şekilde yapıp bütün izleyicilerimize, seyircilerimize bunu tanıtmak isteriz. Çünkü kendi Sayın Mehmet Öztekin'in o dönem bütün belediye başkanları tabii ki hassastır ama biz çalıştığımız ve o dönem projeyi yürüttüğümüz için söylüyorum. Hı hı. Çok büyük emek vererek o projeyi bitirdik. Evet. Kayseri'de ne bilmediğimiz değerler varmış. Aynen. Kayseri'de cidden ne bilmediğimiz değerler varmış. Benim mesleğim iç mimarlık. Birçoğunu biliyorum doğal olarak ama bilinmeyen çok eserimiz var. Kurşunlu Cami bunun en basit örneği.
Her mesela, gün önünden geçtiğimiz. Her gün önünden geçiyoruz. Ama evet. Farkında olmadığımız, amacımız zaten programın başında ne dedik? Farkındalık noktasında büyük bir farkındalık uyandırmak için. Böyle bir proje, bir pazar günü böyle kesinlikle yapabiliriz. Çok güzel olur. Siz biraz Selçuklu. Önce Sayın Bakanımızın söylediniz. Biz de Sayın Bakanımızın başlatmış olduğu Erciyes'te master planına destek vermek için engelliler kayak takımını oluşturduk. Erciyes Engelliler Kış ve Doğa Sporları Kulübü'nü kurduk. Başkanımız Murat Cahit Cıngı, şu anki vekilimizle birlikte kurduğumuz bir spor kulübü. Artı Allah rahmet eylesin Mehmet Elencioğlu Bey bize evet. yol göstermişti, yol açmıştı. Yani onların desteklerini hiçbir zaman unutmayız. Biz o zamanlar yine arkadaşlarımız derdi ki biz Erciyes'e sadece Develi'ye geçerken yol üstünden arabada bakarak geçebiliyorduk. Asla arabadan aşağı inip oradaki tesisleri göremiyorduk diyorlar. Fakat şu anda gidin bakın bütün tesislerimiz engelliye yönelik hizmet vermektedir. Asansörler olsun, rampalar olsun, orada teleferikler olsun, orada hiçbir eksik yok. Yani biz de dedik ki eğer biz engelliler, Erciyes'e çıkıp bir şeyler yapabiliyor isek, spor yapabiliyor isek, siz sağlıklı insanlar neden çıkmıyorsunuz? Kayseri'de evet. yaşayıp da daha Erciyes'i görmeyen, Erciyes'e çıkmayan insanlarımız dolu. Biz de o amaçla bu Erciyes Engelliler Spor Kulübü'nü kurduk ve orada kayak takımını oluşturduk. Orada yine birçok etkinlikler yapıyoruz. Her sene Türkiye'nin dört bir yanından gelen engelli arkadaşlarımızla ta Diyarbakır'dan tutun da İzmir, İstanbul, Antalya, Trabzon her bir bölgeden üçer beşer kişilik 500'e yakın engelli arkadaşımızı Erciyes'te iki gün ağırlıyoruz. Ve bu arkadaşlarımızla hem Erciyes'imizin hem Kayseri'mizin tanıtımına hem engelli kayak sporunun tanıtımına hem de orada müzik, eğlence, aktivite, birbirleriyle kaynaşma, sosyal hayata karışma olayını sağlıyoruz. Çok da güzel oluyor. Fakat bu pandemi olduktan sonra biraz yarı yarıya kesildi, yapmamaya başladık. Çünkü tehlikeli bir dönemdi biliyorsunuz. Evet. Bu dönemde, bu zamanda da ne yazık ki deprem olayı olunca yapamadık. Ama yine devam edecek çünkü geleneksel hali yapıyoruz. Bu sene 13.sünü olacaktı. 13 yıldır neredeyse yapıyoruz. İnşallah gelecek sene yine Türkiye'den bütün engelli arkadaşlarımızı Erciyes'e bekliyoruz. Evet. Biz o zaman tam evrensel trafik programının varoluş sebebi noktasında çok güzel bir noktaya geldik. Biz eğer engel noktasında engelli olarak bir ihtiyacınız varsa doğru kuruma ulaşamadığınız içindir. Doğru kesinlikle. Yere ulaşamadığınız için eksiğiniz vardır. Buradan sizden aldıklarımızı sözüm dediğimizde. İki, hayat bazen bitti dediğimiz anda yeniden başlar. Kesinlikle. Ümitsizlik, biz özellikle Müslümanlara, bizim inançlı insanlara uygun bir davranış değil. Evet. Kader olgusunun işte tam her şey bitti hani dediği anda yeni bir hayata kanat açmak insanın ne zaman nerede buna başlayacağını kimse bilemez. Aynen. O zaman biz o arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, büyüklerimize diyoruz ki sizin biraz önceki anlattığınız faaliyetlerle tekrar yeniden umutlanıp bütün yarım kaldığını düşündüğü hikayelerin hepsine, hiçbirine vazgeçmeden can kıraş tutunarak tekrardan umuda devam edebilir. Amacımız hayata. Da o zaten. Kesinlikle. Biz buradan sizden onları duyduk. Onlar evet. da insanlara. İnşallah Kerim böyle bir hani tam ümitsiz anında bizle vesile olup da tekrardan bir içindeki o duyguyu coşturup sizlerle buluşturmayı başarabileceğimiz insanlar olsa ki vardır şüphesiz. Onlara da buradan diyoruz ki sizlerle beraberiz. Ne zaman isterseniz bizlere ulaşın. Başkanım sizin için sizin ne kadar büyük gayretlerle ne projeler yaptığınızı ne kadar emeklerle sizin her gün sizi bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Gerçekten de öyle. Ya biraz da ben üşütmüşüm. 2-3 gündür malum ortalıkta bir salgın var. Siz grip her nezle. Sene bu haftalarda evet, çok yoruluyorsunuz. Geçiş, ve geçiş dönemleri ve 16 Mayıs engeller haftasında çok yoğun programlarımız oluyor. İster istemez üşütüyoruz. Ben de nezle grip olmuşum. Sesim soluğum gitmişti. Yeni yeni kendime geliyorum. Şimdi insanların empati yapması lazım. Evet. Şimdi ben hep kendime söylüyorum. Ben engelli olmadan önce engelliyi tanımıyordum. Engelli arkadaşım yoktu. Veya engellilerle birlikte bir programa, bir projeye dahil olmadım. Keşke diyorum o zamanlar engellilerin yanında olsaydım. Onların elinden tutsaydım.
Onlarla birlikte birçok projeler yapsaydık vesaire. Şimdi bazı arkadaşlarımız var ki engelsiz, sağlıklı olanlar işten eve, evden işe gidiyorlar. Okuldan eve, evden okula gidiyorlar. Fakat hiçbir sosyal hayatla bağlantısı yok. Ya Allah korusun onların başına böyle bir olay geldiği zaman yapacakları hiçbir şey yok biliyor musunuz? Sadece memursa iş, ya başka bir işle uğraşıyorsa o işe gidip geliyor. Yani bir resim yapma, bir müzikle uğraşma veya buna benzer hiçbir aktivite yok. Aslında böyle bir şey olursa insanlar sosyal hayata bağlanıyor. Hayatları daha dolu dolu geçiyor. Daha güzel geçiyor ve daha huzurlu ve mutlu oluyorlar. Yalnız kalması gerekmiyor kimsenin. Tabii yani ki. Hiçbiriniz kesinlikle. Yalnız değilsiniz yani. Kesinlikle. Yani ben bu konuda bütün arkadaşlarım, bütün herkesin bir sosyal faaliyetle uğraşmasını tavsiye ediyorum. Kesinlikle öyle olması da gerekiyor. Yolunun da her gün, her zaman bir sizinle beraber bir yoldan geçmesi, herkesi bekliyoruz yani. Kesinlikle. Engelli ehliyeti noktasında zorlandığınız bir durum oluyor mu? Ya da Kayseri'de talep noktasında sıkıntı yaşadığınız bir durum oluyor mu değerli başkanım? Şimdi şu şekilde, ben engelli olmadan önce ehliyetim vardı. Almıştınız, evet. Almıştım. Onu bilgi vereceğim ben. Aha, fakat B sınıfı ehliyet olarak geçiyordu. Evet. O zamanlar şimdi değişti mi bilmiyorum. B. Normal B, evet, değil mi? Evet. Ben engelli olduktan sonra sürücü kursuna müracaat etmiştim. Engelli ehliyetine dönüştürmem gerekiyordu engelli aracını kullanmak için. Sürücü kursuna gittiğim zaman sadece direksiyon eğitimi ve direksiyon sınavına tabi tutuldum. Direksiyon sınavında başarıyla geçtikten sonra engelli ehliyetini almaya hak kazandım ve B sınıfı olan ehliyetimi H sınıfı H o değişti, onu olarak şimdi almıştım ben. Ama son zamanlarda değişti. Onu da sizden alalım Sayın Çağrı Bey. Şimdi değerli başkanım, engelli ehliyeti veren Kayseri'de de kurumlarımız var. Buradan bütün kurumlara, sürücü kurslarına, bütün özel eğitim kurumlarına, öğretim kurumlarına selamlar olsun. Engelli ehliyeti daha önceden H sınıfı idi. Evet, doğru. Bunun adı değişti. B engelli diye yazıyor artık. Yeni Avrupa Birliği standartlarına giren ehliyetlerimizde B engelli diye yazıyor. B1, B2 mi var? Yok. Sadece B. B otomatik var, B var, bir de B engelli var. Evet. Şimdi B sınıf olarak ehliyetinizi aldınız. Bir engelle karşılaşıldı. Heyet raporundan geçiliyor. Heyet raporundan geçildikten sonra sürücü kurslarına müracaat ediliyor. Sürücü kurslarının müracaat sonucunda sınava uygun görülürse sınava giriliyor ve ehliyetiniz değiştirilebiliyor. Veya direkt devlet onayıyla ehliyetiniz B engelliye çevrilebiliyor. Çağrı Bey, geçen gün bir arkadaşım sordu da görme engelli az görüyor ya da bir gözü görmüyordu, az görüyordu. O görme engelliler nasıl yapıyor? Görme engeli noktasında şöyle. Şimdi zaten iki gözü görmüyor ise problem. Tek doğal gözü olarak. Tek gözü görüyor ise, yanlış hatırlamıyorsam ismini, monoküler ehliyet diye biliyorum ama yanlış hatırlıyorsam affola. Tek gözü görmeyen bir bireyin ehliyet almasında doktor raporu verdikten sonra bir sakınca yok. Yalnız şöyle, araç sürme saatleri noktasında kısıtlamalar var. Ne gibi kısıtlama var? Gün doğumundan bir saat sonra trafiğe çıkabilir. Gün batımından bir saat önce trafikten tekrar çekilmesi, yani aracını park etmiş olması gerekir. Hız sınırlamasında da yanlış hatırlamıyor isem, evet, 10 kilometre daha düşük. Bence. Şehir içinde 50 ise 40 gibi biraz böyle kısıtlamalar var. Engelli noktasında evet, sürücü kurslarının aparatları var araçlara özel uygun. Ona göre engelli ehliyeti alınabiliyor ve hepsinin de başımızın üzerinde yeri var. Tabii ki engelli ehliyeti engellilerin, bunu tabii siz biliyor musunuz bilmiyorum yani, analizi var mı sizde? Engelli sayısının ortalama yüzde kaçının mesela ehliyeti vardır? Bakmak lazım. Bu oran, ehliyet alma oranı arttırılabilinip bu noktada araç sürmeye teşvik edilirse bu noktada toplumumuz açısından da çok büyük önem taşıyacağını umuyorum ben. Türkiye nüfusunun neredeyse %14'ü, %15'i engelli. Ciddi bir rakam. İstatistiklere göre. Tabii ki çok büyük bir rakam. 12 milyon gibi bir rakam. Aynen. Bunun 18 yaş üstü kaç peki başkanım? Onu tam oranını bilmiyorum ama genel olarak %14, %15 civarında. Bu da çok büyük bir rakam. Şunu soracağım. Ben yine bunu bir yayında daha söylemiştim herhalde. Şimdi
Evet, engelliler hayatımızın içerisinde her zaman da var olsunlar. Araç da sürüyorlar. Daha önceden engelli araçların yanında tekerlekli sandalye amblemi olur idi. Evet. Bu bildiğim kadarıyla kaldırıldı. İsteğe bağlı. Kaldırılma değil de isteğe bağlı oldu. Şimdi isteğe bağlı olunca başkanım, biliyorsunuz biz Türk toplumu olarak trafikte maalesef sabırsızız. Hı hı. Yani kırmızıdan sarıya döndüğü an kornaya basmaya başlıyoruz. Evet. Ve bu noktada hassasiyetimiz daha da azalıyor. Ne bileyim işte, sinirlendiğimiz zaman yapılmaması gereken en büyük şeylerden biri, trafikte biri belki o an sol şeritten yavaşça gidiyordur, onun önüne hızlıca geçip işte ne bileyim bir frene basmak gibi veya onu sıkıştırmak gibi hamlelerde maalesef Türk toplumu olarak genellemede bulunabiliyoruz. Zaten maalesef ki cep telefonları araç sürmemizi engellediği gibi biz bundan vazgeçmeyerek cep telefonuyla konuşmayı geçtim, mesajlaşmak, işte sosyal medya izlemek, izlemek, hikayeler atmak gibi bu tarz yanlışlara düşüyoruz. Kesinlikle. Bu noktada keşke arabaların arkasında engelliler için onların plakaları, hem onları daha özel hissettirmek mantığında devletimiz böyle bir şey yapsa daha güzel değil mi? Renk açısından engelli plakası olduğunu bildiren bir renk tonajlaması yapılsa sizler için de daha iyi olmaz mı? Sadece size bir fikir sunuyorum doğal olarak. Şimdi efendim, sizin biraz önce saydıklarınız var ya, telefonla konuşan, evet, evet. Sosyal medyayı izleyen, evet, vesaire. Bunları bu şekilde yaparlarsa vatandaşlarımız, Allah korusun benim halime düşerler. Kaza geçirirler. Engelli kalabilirler veya daha da kötüsü ölebilirler de. Ondan dolayı bizim amacımız, biz birçok yerde konferanslar, seminerler veriyoruz. Liselerde, üniversitelerde seminerler veriyoruz. Bakın, trafik kurallarına uyun. Emniyet kemerinizi takın. Eğer yapmazsanız benim gibi olursunuz diye, bakın ben canlı örneğim diye her bir tarafta anlatıyorum. Bir kişi öğrense emniyet kemerini takmayı, bir kişi öğrense trafik kurallarına uymayı çok çok daha iyi olacağını düşünüyorum. İlk etapta onu söyleyeyim. İkincisi de ayrımcılığı önlemek amacıyla bu yapıldı. Öyle bir şey vardı ama. Yani vay engelli, engelsiz, bilmem ne, ayrımcılığı olmasın diye bu engelli amblemi trafikte isterlerse, engelli isterse yaptırabiliyor. İstemezse de yaptırmayabiliyor. O serbest oldu. Şimdi trafikten engelli kartı alıyoruz. O kartı park edeceğimiz yerlere vesaire yapacağımız zaman, park edeceğimiz zaman onu koyuyoruz veya engelli kartını gösterebiliyoruz. Engelli parkları, AVM'lerde zaten bir kısmında var ama maalesef bizim toplumumuz, şimdi sizler de şahit oluyorsunuzdur. Bir AVM'de engelli parkı bir AVM'nin kapı girişinin olduğu yere yakın olmak zorunda. Aynen. Çünkü zaten ulaşması, aslında trafikte olması çok güzel bir şey. Hayatın içerisinde olması çok güzel bir şey. Bizim de onlara kolaylık sağlamamız amacıyla onların otoparklarını değerli mimarlar öyle tasarım yapıyorlar ve bunu mimarlar odası, mühendisler odası onayını onların avantajına gelecek şekilde düzenleyip onayı belediyeler, resmi kurumlar böyle onay veriyorlar. Gidiyoruz AVM'lere. Alanları da belli. İşte onun orada engelli amblemi var. Engelli aparatının olduğu bir amblem var. Bir bakıyoruz. Normal bir araç. Bir de Kazım Hocam tek böyle park alanına da koymuyor. Çapraz koyan, hafif böyle eğik koyan bu tarz vatandaşlar görüyoruz. Şimdi, ve işim iki dakikaydı diyor. Size de denk geliyor mu böyle şeyler? Çok, çok fazla. Bırakın sağlıklı insanların park etmesine. Engelli aracı diye park ediyor ama kullanan kişi annesinin, dedesinin, babasının, kardeşinin veya çocuğunun adını almış. Sağlıklı insanlar kullanıyor ama araç engelli aracı diye geçiyor. Adama diyorum ki bakın ben tekerlekli sandalye kullanıyorum. Adam kapıyı örtüyor, yürüyerek gidiyor. Yani AVM'lerde kalabalık oluyor, yer bulmak zor. Uzak yere park edeceksiniz, oradan gelmek, kapıya ulaşmak zor oluyor. Diyorum siz sağlıklısınız. Ben tekerlekli sandalyeyim. Müsaade ederseniz aracı ben koyayım oraya. Ya diyor bu da engelli aracıdır. Ya kardeşim engelli aracı olabilir de sen engelli değilsin. Sen ileriye park et. Yürüyerek gel. Ben sandalyedeyim veya bizim gibi arkadaşlar, birçok arkadaşımız sandalyede. Araç engelli diye hak onun zannediyor. Oraya engelli otoparkı. Ben de diyor bu araç da engelli aracı diyor. Öyleyse diyor ben park etmeye özgürlüğüm var diyor. Çok yani, ya halkımızın bilinçleşmesi lazım. Eğitim her şeyden önemli. Ben her zaman söylüyorum. Eğitim, eğitim, eğitim. Halkımız anlamıyor.
Adam neredeyse dövecek bizi ya. Yani onun gibi birçok arkadaşlarımız var. Kaldırımlar, ya, dengeli rampaları var. Çok güzel evet. Bir uygulama yani bakıldığı zaman. Önünde araba olur genelde. Aynen kesinlikle. Engelimiz insan zaten. Aynen. Evet yani çok aynen. Güzel bir söz Kazım Hocam. Vallahi doğru. Maalesef. Ya da, engel biziz. Engel ya da, biziz. Engelimiz insan. İnsanı engel etabını atlamaya çalışıyoruz. Apartmanlarda muhakkak rampa yapılması lazım. Adam bir rampa yapıyor müteahhit böyle. Kardeşim gel sen çık diyorum. Yürüyerek çık diyorum. Yani. Yürüyerek çıkılacak gibi de bu şekilde dik. Çocuklar yani, ineceği zaman hani böyle de ödümüz kopuyor. Koşacak oradan da aynen, düşecek diye çocuklar. Aynen. Onun standartları var. Daha önceki yapılan binalarda evet uyulmuyordu. Evet. Ben birinde bir açı kanun. Ben birinde bir eğim kanunu var. Ben birinde bir böyle bir binayı yapan kişiye sordum. Dedim ki buradan sen inebilir misin? Aynen. O takla kişiyle atarsın çünkü eğim yüksek. Alan kaybı. Tabii. O zaman ona göre bir alan belirlenecek. O yapan kişiyi tekerlek sandalyeye oturtup denetleyeceksin aslında. Hadi gel in bakalım sandalyeye nasıl iniyorsun diyeceksin. Ve bazen direkt işte şap veya asfaltı döküp oraya bırakıyor. Öyle de değil. Tırtık evet. Olması lazım. Aynen. O an engellinin tabii. O tekerlekli kayabilir. Sandalyeyi durdurabilmesi için hani aparatı var illaki ama hı hı. O tekerlekli sandalyenin lastiğinin o tırtırlar sayesinde yavaşlayıp rahatlıkla inebilmesi gerekir. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Ama işte halkımızın bilinçlenmesi lazım. Halkımızın eğitime ihtiyacı var. Ben birçok yerde de söylüyorum. Biz Avrupa Birliği projesi dahilinde Almanya'ya gittik. Çekoslovakya'ya gittik. Çek Cumhuriyeti'ne gittik. Almanya'da ben otobüs durağında beklerken otobüs geliyor. Otobüs şoförü el freni kaldırıyor. Direkt geliyor, rampayı açıyor, engelli rampasını. Beni alıyor, engelli yerine götürüyor. Emniyet kemerimi takıyor. Ondan sonra gidiyor şoför koltuğuna oturuyor ve yoluna devam ediyor. Ben dedim ki acaba bu adamla mı öyle denk geldim dedim. 3, 5, 10 derken baktım hepsi aynı yapıyor. Bizim burada Türkiye genelinde eğitimden kaynaklı olarak yoksa kanunlarımız filan hep açık. Kanunlar şöyle engelliye hizmet edin diyor. Fakat adam diyor ki binme kardeşim diyor. Küfür ediyor ya çünkü 2-3 kişilik yer kaplıyorsun diyor. Ya da ben senin sorumluluğunu alamam diyor vesaire. Buna benzer çok bizim STK'lara, bizlere çok telefon geliyor. Biz çok yanlış davranıyorlar. Bize bağırdılar, bizi otobüsten attılar, kovdular. Bu Kayseri için demiyorum, Türkiye genelinde. Ondan dolayı bütün herkesin eğitimi olması lazım. Bu konuda da şoförlerimizin anlayışlı olmalarını bekliyoruz. Peki şunu soracağım. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız bu noktada çok hassas. Evet, bunu biliyoruz. Kendisinden de Allah razı olsun. Engellilerle ilgili biz Türk toplumu olarak televizyon izlemeyi seven bir toplumuz. Evet. Engellilerle ilgili bir kanal var mı? Benim bildiğim yok diye biliyorum ama hani var mı? Ya da bunu Cumhurbaşkanımızla sonuçta sizlerin diyaloğu var ve duyarlı bu noktada. Böyle bir şey yapılsa da çok güzel olur. Toplumda kamu spotları çekilse, böyle bir kanal kurulsa, devletin resmi olarak projeler üretilse, engellilerle ilgili müsabakalar o kanallardan yayınlansa. Şimdi TRT Spor kanallarında zaten evet, var. Engelli sporları olarak tanıtılıyor. Ama birçok televizyonda da mesela en başta haber kanallarında işitme engelliler için evet, altta anlatım oluyor. Evet. Ve birçok televizyonlarda da malum siz de bilirsiniz alt yazılı kısmına geçerekten alt yazılı okunabiliyor. Yani buna benzer engellerle zaten kamu spotları çok yapılıyor. Kamu spot olayı çok fazla televizyonlarda. Yani engeller her sahada var. Var var ama bir evet. De böyle kanal olsa sanki değil mi? Tek bir Sayın kanal. Cumhurbaşkanımız böyle güzel bir kanal projesi üretse çok daha güzel bir sonuç çıkabilir tabii diye düşünüyorum. Tabii ki neden olmaz. O da güzel olur. O zaman bizim son alandan yayınımızın su gibi akan bir saati tamamladık. Ciddi mi? İnanmayacaksınız ama. Evet bir saat olmuş. Evet. Evet. Şimdi biz en son çok önemli söylediğiniz iki hı-hı. Noktaya hani bu hadsizlik olarak bir saygısızlık olarak değil de sizin kendinizin insanlara söyleyişinizle biz bu çok büyüleyici bir şey. Trafikte dikkat etmezseniz benim gibi olursunuz. Kesinlikle. Hani veya daha çok da kötü. Öyle ben şimdi takla atmışız. Ben camdan dışarı savrulmuşum. Bu arada ben o aracın altında da kalabilirdim. Evet. Ve ölmüş de olabilirdim. Kaldı ki ben burada Erciyes Üniversitesi'nde ameliyata geldim. Ameliyat esnasında ameliyattan çıkmaz denilmiş bana. Ve Allah çok şükür yaşam verdi. Ve yaşıyoruz. Ve ondan sonra da halkımıza, vatanımıza ve özellikle de engelli arkadaşlarıma hizmet etmek için
canla başla çalışıyoruz. Durmak yok, yola devam diyoruz. Evet. Ve benim de en önemlisi, hiç kimse kendini yalnız hissetmesin. Kesinlikle. Kendini bir köşede bırakmasın. Çaresiz veya ümitsiz olmasın. Ümit her zaman Allah'tan. Biz de her zaman da onun önünde bin bir seçenek var. Kendini hani biraz önce saydıklarınızda hiçbir şey olmazsa sosyal kültürel manalarda kendini zevkle o hayata adapte edecek, mutlu edecek, meşguliyetini anlamlı kılacak ve onunla beraber de topluma tekrar kendiyle beraber hizmet etmek. Şimdi biraz önceki söylediğiniz söz o kadar kutsal ki, hani benim gibi, bak hani o Çağrı Bey biraz önce o kadar önemli bir şey söylüyor. Elinize telefon alıp araba sürmeye çalışıyorsunuz. Yaya geçitlerinde görmediğimiz ve öyle bir hale geldik ki yaya geçidinde durup da birine yol verirsek ay nasıl mutlu oluyor insan. Aynen. Buradan annemin defalarca kez feryadını dile getirdim. Lütfen yaya geçidindeki yaşlılara daha çok dikkat edin diye. Kesinlikle. Oğlum ne olur anne ne söyleyeyim dediğimde. Güven önü yolunu farkında mısınız? Orada yaya geçitleri var. Evet, orada, iş yerimin orası. Evet, insanlar kalabalık bir yer. Her geçerken oradan dikkat ediyorum. Araçlar da son zamanlarda bayağı dikkatli. Hepsi de hemen hemen duruyor. Biraz da galiba trafiğin vermiş olduğu ceza korkusuyla, orada da trafik polisleri ceza kesiyormuş galiba fotoğraflarla çekip. Biraz onun etkisi olabilir ama halkımız her geçen gün daha da bilinçlendiğini düşünüyorum. Gençlerimizin daha bilinçli olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar bazı arkadaşlarımız araçlarını offside'lı kullansa da onların da düzeleceğine inanıyorum. Bakın yine söylüyorum. Trafik kurallarına lütfen uyalım. Trafik kuralları bizim için çok önemli. Uymayanları da uyaralım. Uymayanları da uyaralım. Emniyet kemerinizi özellikle takalım. Ben emniyet kemerini takmadan bakın bu haldeyim. Tekerlekli sandalyede hayatımı idame ediyorum. Veya ölmüş de olabilirdim. Siz de onun için lütfen trafik kurallarına uyun diyorum. Evet. Bizim de amacımıza ulaştığımız bir yayın oldu. Topluma, halka hizmet için halka hizmet ve Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi vatanını en çok seven, milletine ve vatanına en çok hizmet eden, görevini layıkıyla yapan insanlar arasında olmak dileğiyle biz programdaki amacımız o dediğim hani çok uzaklardaki o bir kişinin gönlünde bir tebessüme vesile olduysak inşallah ne bizim için nece mutlu ve Rabbim de bu itikat ve bu güçle daha nice güzel programlara erişmek dileğiyle. Başkanım çok teşekkür ederiz. Efendim biz size teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bizi böyle bir programa davet ettiğiniz için. Sayın Doğan Bey'e, İsmail Bey'e, Çağrı Bey'e ve Kazım Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Yayın ekibine, herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İnşallah kooperatifimize bekliyoruz, derneğimize bekliyoruz. Tabii. Pazartesi günü saat 14'te açılışımız var kale içerisinde. Bütün halkımızı oradaki standımıza bekliyoruz. Çok güzel ürünler yaptık biz engelliler olarak. Gelin bakın. Çok seveceğinizi ümit ediyoruz. İnşallah orada görüşmek ümidiyle diyorum. Çok sağ olun, var olun. Çağrı Bey. Değerli başkanım, öncelikle yayınımıza katıldığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Buradan reji ekibine de teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Her hafta bizim nazımızı güdüyorlar. Bir dediğimizi iki etmiyorlar. Onlar da var olsun her zaman. Evet, sayın seyirciler, bu hafta sonu Kayseri ilinde direksiyon sınavı olacak her hafta sonu olduğu gibi. Direksiyon sınavına girecek bütün kursiyerlere başarılar diliyoruz. Onlara sakin olmalarını, sükunetli olmalarını, eğitimlerde nasıl öğrenmişlerse arabaları öyle sürmelerini ve kazasız belasız şekilde ehliyet sınavını geçmelerini inşallah umut ediyoruz. Direksiyonu bütün Kayseri'nin, bütün Türkiye'nin, bütün dünyanın evrensel olarak direksiyonları yaşam için dönsün deyip sözü Kazım Hocam'a bırakıyorum. Dediğim gibi ve başkanlarım müsaadenizle 19 Mayıs'ın benim hayatımda çok farklı bir anlamı daha var. Atatürk'ümüzün bize armağan ettiği bugün benim aynı zamanda evlilik yıl dönümümüz. Maşallah. Heh. Benim iki meleğimin sahibi annesine buradan nice yıllara sağlık, sıhhat ve mutluluk içinde gitmek dileğiyle müsaadenizle kendisine buradan teşekkürlerle buradan tebrik edip kutlamak istiyorum. Ayrıca nice sağlıklı mutlu yıllar. Amin. Tüm sevdiklerimizle hep beraber ki evrensel trafik diye adını biz koyduğumuzda evrenin mutluluğu, insanın mutluluğu. Hani bir
ta ki yüreğinizdeki mutluluğun bütün evrene yayılması tüm insanlığın mutluluğuna vesile olur. İşte biz bu yolda çıktığımız yolda ne dedik her zaman? Dünyanın neresinde bir insan varsa dileriz ki huzur, sağlık, mutluluk içinde yaşamayı nasip etsin ki dünya gülsün diye. Her zaman bu tebessüm içerisinde yaşamak dileğiyle. Sizler de evlerinizde sağlık, sıhhat ve mutluluk içerisinde nice günler ve anlar ve yıllar ve bu sağlıklı bir ömür dileğiyle. Saygılar sunarım. Hayırlı akşamlar. Haftaya saat gene 8'de buluşmak üzere. Saygılar sunarım.